Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün serada boş kalan bir kısma böyle telden basitçe bir saksı yaptık. Basit ama büyük ve derince. İçerisine acur tohumu ekip acurlar çıktıktan sonra aşağı salınsın diye, o boş alanı kapasın diye öyle bir uygulama yapmak istedim arkadaşlar. Acur tohumu nasıl ekilir bu esnada da onu sizlere göstereceğim. Toprağı böyle dizdik arkadaşlar. Tohumları görüyorsunuz. Böyle başa kadar 5-6 santim araya diktik. Toplamda 20-25 adet tohum var. Bu saksıya 25 adet fazla arkadaşlar. Çimlenen olur, çimlenmeyen olur. Hepsi çimlenirse bu saksıda 7-8 adet bırakıp diğerlerini başka bir yere alacağım arkadaşlar. Tohumları böyle koyduktan sonra bu arada bu toprağa solucan gübresi karıştırdım. Solucan gübresini biliyorsunuz bitkinin üşümemesini, soğuktan sıcaktan etkilenmemesini sağlıyor. Bitkiyi maksimum derecede büyütüp zararlara karşı koruyor arkadaşlar, hastalıklara karşı. Neyse konumuza dönelim. Toprağın üzerine 1,5 en fazla 2 santim gelecek şekilde toprak dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle sağa sola biriktirdiğimiz toprakları tohumların üzerine bırakıyoruz arkadaşlar. Tohumların tümünün kapandığına emin olalım. Açıkta tohum kalmasın. Sonra tohumlar dibe batmayacak şekilde hafiften sulama yapıyoruz arkadaşlar. Suyu çok yukarıdan değil de biraz toprağa yakından serpiyoruz arkadaşlar. Şekil bu. Ektiğim şu tohumdu arkadaşlar. Burada tahmini çimlenme 8-10 gün yazıyor. Havalar 20 derece civarındaysa 4-5 güne falan, 6 güne de çıkabiliyor. Derinlik 2-3 santim diyor. Fakat 2-3 santim ekmeniz çıkmasını geciktirir arkadaşlar. En ideali 1,5-2 santimdir. Tecrübeyle sabit. Sıra arası mesafe 120-150 santim. Sıra üzeri mesafeye 50-60 santim yazmış. Güneş ışığı görsün diyor. 50-60 gün içerisinde hasada gelir diyor arkadaşlar. Saksıda zengin bir gübre karıştırdığımız için 50-60 santim mesafeye gerek yok. Aşağı sarkacağı için yine orada avantajımız var. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.